Efendim şimdi Fethullahçılar, yurt dışına kaçan firari Fethullahçılar veya yurt dışında yaşayan Fethullahçılar bir algı oluşturma peşindeler. Ankara'da, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve özellikle Ankara'da Fethullahçılara işkence oluyor ve bu işkenceler job kullanarak cinsel işkence yapma suretiyle job kullanıldığı şeklinde raporlar oluşturulmaya çalışılıyor. Ve bu bir algı oturtulmaya çalışılıyor dışarıda. Var mı böyle bir şey? Böyle bir yöntem var mıdır? Fethullahçılara karşı böyle bir yöntem kullanılıyor mu? İşkence şimdi var. Ben olayı şöyle duydum. Bir defa gazeteciler olarak parlamento gündemini değerlendirirken, yani ele alırken karşımıza çıktı ki bir milletvekili HDP, PKK terör örgütü, ırkçı terör örgütü PKK ile biliyorsunuz onun afinite kolu olan HDP'nin TBMM'deki HDP grubunun bir milletvekili Ömer Faruk Gergerli adındaki bir kişi bir milletvekili şey yaptı. Böyle bir iddia attı ortaya. Raporlara dayandırdı kendini falan filan. Ne dedi? Dedi ki Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Emniyet Müdürlüğü'nde yani İl Emniyet Müdürlüğü'nde KHK'dan ihraç edilen FETÖ'cü diplomatlara bayağı bunlar 400 kişi falan işkence yapılıyor. Ve bu işkenceyle bir şeyler itiraf ettirilmeye çalışılıyor vesaire vesaire. Dayanaklar uyduruluyor vesaire vesaire. Şimdi tabii biz de bu önümüze çıktığında Fethullahçıların propaganda bültenlerinde vesaire bunu karşılaştığımızı geçen günlerde bu ana değin geçen süreçte olayı sorduk. Ankara'yı aradık. Tamam mı? Ve böyle bir şeyin olmadığını öğrendik. Onların uydurulmuş kumpas olduğu yani Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, hükümete karşı bir kumpas olarak uydurulduğu anlaşılıyor. Fethullahçılar tabii kendi konumlarını güçlendirmeye çalışıyorlar bu noktada. Efendim bize işkence yapılıyor, biz işte şöyle mağduruz, böyle mağduruz diyerek. Şimdi terörle mücadele yürürken terörle mücadeledeki kararlılığı bozmaya, kırmaya yönelik olarak HDP ile FETÖ'nün, Fethullahçı terör örgütüyle PKK'nın birleştiğini görüyoruz. Bakın bu çok enteresan bir nokta. Bunların birleştiğini görüyoruz. Bir taraftan da milletin içinde oluşturulan direncin kırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Tabii buna karşı direnmek lazım. Teröre karşı çıkmak lazım. Kararlılıkla karşı çıkmak lazım. Şimdi Ömer Faruk Gergerli adındaki şahsiyet bu iddiaların borazanlığını yaparken sürdürüyor mu efendim bu iddiaları? Bu iddiaları sürdürüyor tabii ki. Bir takım raporlar devamlı Fethullahçı yayınlara çıkıyor. Yayın ekranlara çıkıyor ve bu şey evet. Bu algıyı sürdürüyor. Son derece üzücü bir şey. Fethullahçıların propaganda bülteni olarak bildiğimiz sözde yayın organları işte YouTube'da falan yaptıkları bu yayın organları yayınlarda gazetecileri, Avrupa'da çalışan Türk gazetecileri de hayasızca, ahlaksızca ve bilumum şerefsizce hedef gösteren o medyaya çıkıyor ve onları meşrulaştıracak şekilde Ömer Faruk Gergerlioğlu adındaki milletvekili şahsiyet onlara zemin kazandırıyor ne yazık ki. Keşke bir milletvekilinin onurunu, haysiyetini, yaraşır davranışı sergileyip de böyle bir şey yapmasa. Tabi yol yakınken dönmesini tavsiye ederiz. Avrupa'daki gazeteciler olarak bizler demokrasinin yanında tavrımızı net bir şekilde koyuyoruz. Terörün karşısında net bir şekilde koyuyoruz ve bu tür esas itibariyle bugün itibariyle bakıldığı vakit belki ne yaptığını bilmeyen bu milletvekili arkadaşlarımıza da uyarılarda bulunuyoruz. Diyoruz ki lütfen PKK'nın oyununa gelmeyin. FETÖ'nün oyununa gelmeyin. Yapmayın bunları. Tamam hükümetin icraatlarını eleştirebilirsiniz ama Fethullahçı terör örgütünün Türk milletini ve Türkiye'yi dışarıya jurnalleyen, efendim kötü gösteren yayınlarına alet olmayın. Zaten nitekim Avrupa Birliği raporlarında ve Suriye mülteci krizi noktasında yapılan anlaşmaya bağlı olarak geri dönüş anlaşmasında Türkiye'nin güvenilir ülke, güvenilir liman olduğu teyit edildi.